Ve A, B, C ve D pozitif tam sayısının çarpımı 8 faktöriyel olarak verilmiş. A, B, C, D'nin çarpımı 8 faktöriyel, yani 8 faktöriyel de birden 8'e kadar sayıların çarpımıdır. Ve diğer eşitlikler de verilmiş. Bize buna göre D'yi soruyor. Burada aşağıdaki eşitlikten yukarıdaki eşitliği çıkarttığımız zaman B çarpı C artı B artı C artı 1 eksi A çarpı B eksi A eksi B eksi 1 eşittir 76. Burada binler gider. B'ler gider. Geriye kalan ifadelerde baktığımız zaman B çarpı C artı C eksi A çarpı B eksi A eşittir 76. B parantezin ardına burada C eksi A gelir. Burada da C eksi A var işte 76. C eksi A'dan da ortak parantezin aldığımızda B artı 1 olduğu eşittir 76. 76'nın çarpanları arasında 19'a 4 ifadesi bizim eşitliğimize uygun olur. Burası C20, A16 ve 18 olur. Şuradan bakın. 4 kere 5, 20'yi aldık. 8 kere 2, 16'yı aldık. 6 kere 3, 18'i aldık. Geriye bir tek ne kaldı? D için 7 kaldı. D7 olur. Denklemin çözüm kümesiyle ilgili aşağıdan hangisinin çözümü aynıdır? Bakın mutlak değerin iki tarafı aynı olması için bunların kareleri, yani x artı 5'in karesiyle mutlak değerinin karesiyle x eksi 4'ün mutlak değerinin karesini alacağız ki bu sonuç eşit olabilsin. Yani içi negatif de olsa pozitif de olsa karesini aldığımızda pozitif olacağı için iki taraf da aynı sonucu verir. Buradan x kare artı 10x artı 25. Buradan x kare eksi 8x artı 16 gelir. X kareler gider. 18x eşittir eksi 9'a. X eksi 9 bölü 18 o eşittir eksi 1 bölü 2. Yani denklemin çözüm kümesi eksi 1 bölü 2 olur. Bunun da sağlandığı E şıkkında var. Denklemin kökler çarpımı. Şu ikilileri ben önce çarparsam buradan ne gelir? X kare eksi 4x artı 3 gelir. Buradan ne gelir? X kare artı x eksi 20 gelir. Buradan x kare eksi 10x artı 21 gelir. Bunları toplarsak 3 tane x kare eksi 10 eksi 14 eksi 13 x 3 24 20 çıkarsa artı 4 eşittir 0 gelir. Kökler çarpımı ax kare artı bx artı c şeklindeki bir denklemde neydi? Kökler çarpımı x1 çarpı x2 C bölü A idi. C bölü A dediğimizde 4 bölü 3. X eşittir Y olmak üzere eşitlik verilmiş. Buna göre X çarpı Y'yi soruyor bize. Burada düzenleme yaparsak 3 bölü X eksi 3 bölü Y 7X eksi 7Y olur. Burada 3 parantezini aldığımda 1 bölü x eksi 1 bölü y eşittir
7 çarpı x eksi y. Şu payda eşitlemeyi yaptığımızda 3 çarpı y eksi x bölü x çarpı y gelir. Burası. Burada da 7 çarpı x eksi y. Şuraya eksi parantezini aldığımızda eksi 3 çarpı x eksi y bölü x çarpı y eşittir. 7 çarpı x eksi y. X eksi y'ler gider. Eşit olmadığı için sıfır olmadığından sadeleştirme yapabiliriz. X çarpı y de ne olur? Eksi 3 bölü 7. ABC'de pozitif tam sayıda aşağıdaki eşitleri sağlamaktadır denmiş bize. Biz burada şu iki denklemi topladığımız zaman A parantezinde C artı D artı B parantezinde C artı D gelir. Karşı tarafta 77 yapar. Burada C artı D ortak parantezinden A gelir. Buradan da B kaldı. A artı B 77. Şimdi sayılarımız pozitif tam sayı olduğu için çarpımlar 77'den iki tane sayı ne var? Ya 1'e 77 ama sayının ikisi de pozitif olduğu için toplam birden büyük olur. Onun için bunu alamayız. Ya da 11'e 7 olarak alırız. C ile D'nin toplamı 11, A ile B'nin toplamı 7 ya da yer değiştirirse de fark etmez. Bize A, B, C, D'nin toplamını sorduğu için 7 artı 11, o değiştir 18 yapar. Değişik. Aşağıdaki gibi bir ispat yapılmıştır diyor. Birinci adımda x, y artı 1'e eşit olsun verilmiş. İkinci adımda bakın x'in katsayısını 2017x 2016x şeklinde yazılmış. Karşıda da 2017 y eksi 2016 y artı 2017 eksi 2016. Yani şuradaki işlemleri yaparsak x geliyor. Eşittir buradan y geliyor. Buradan da 1 geldi. Şimdi şuna uygun yazılmış. İfadeyi düzenleme yapılırken nedir? 2017 parantezine alalım demiş. X geldi. Sonra bu y'yi bu tarafa 2017 y'yi buraya attığında eksi olduğu için eksi y geldi. Bir de 2017 diye tarafa attığında eksi 1 geldi. 2016'larda diğer sağ tarafa bir toplamış. Burada da bir de sıkıntı yok. Dördüncü adımda eşitlikleri x eksi y eksi 1 çarpanı ile sadeleştirelim demiş. Burada sadeleştirme bununla yapılamaz. Çünkü niye? X eksi y eşittir 1 olur. X eksi y eksi 1 de 0 olacağı için sıfırla sadeleştirme yapılamaz iki tarafta. Onun için dördüncü adımda ne yapılmıştır? Hata yapılmıştır. Yani yalnız 3. ABC pozitif reel sayıları aşağıdaki 3 denklemi sağlamaktadır diye verilmiş bize. Bakın burada bütün denklemleri toplarsak A artı B artı C gelir. Diğer denklemi de topladığımda şunların toplamı A artı B artı C'nin karesine eşittir. Bu 3 terimli ifadenin karesi. Karşı tarafın toplamı da ne yapıyor? Bakın 72. Bu şartı sağlayan ABC de 8 olur. Yani şuna x, buna da x kare, x kare artı x eksi 72 eşittir 0 olur. Burada çarpımları eksi 72 toplamları 1 yapan artı 9'a eksi 8 alırız. Artı 9'a eksi 8 aldığımda x eksi 9, x 8 çıkar. Ama ben eksi 9'u alamam çünkü sayılarım hepsi pozitif olduğu için toplamları pozitif olur. Onun için x'i 8 aldım. Yani x dediğim ne? ABC'nin toplamı.